Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Semra Teke ile Aykırı Söylem programında bugün de birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yüksel Yılmaz. Sunum partnerim Hakan Patırer ile birlikte sunuyoruz yine programımızı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İlk soruyla Hakan Bey ile başlayalım o zaman. Klasik bütün konuklarımızdan kendi kelimeyle kendisini tanıtmasını rica ediyoruz. Sizden de kendinizce Yüksel Yılmaz kimdir? Yüksel Yılmaz aslen Karadenizli bir ailenin mensubu olarak Bursa'da dünyaya geldi. 25-26 yıldır da siyasetin içerisinde olan, çok genç yaşlarda Nilüfer İlçe Başkanı olmuş. Üç dönem Nilüfer İlçe Başkanlığı. MHP'den. Bir dönemde MHP'de en son 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin olduğu dönemde MHP'nin Bursa İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuş. Ve oradan başlayan bir değişim süreci neticesinde kurulan 25 Ekim günü kurulan İYİ Parti'nin de Bursa İl Başkanı olarak görevlendirilmiş ve siyaseten Bursa'ya, Bursalılara, Türk milletine hizmet etmeye çalışan bir fani. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi başkanım, İYİ Parti çok hızlı başladı siyasete. Siz de çok hızlı hareket ederken bir kalp krizi geçirdiniz. Evet. Zorlu bir süreçti sizin için. Çok geçmiş olsun diyoruz öncelikle. O şeyi anlatır mısınız biraz o süreci? Neden kalp krizi geçirdiniz? Şimdi bizim için de sürpriz oldu. Bildiğiniz üzere parti çalışmaları münasebetiyle Kemalpaşa ilçemizde çok güzel bir program vardı. O programa katıldık. Orada bir konuşma yaptıktan sonra bir kalp krizi geçirdik. Çok şükür bugün itibariyle sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, ucuz atlattık tabiri caiz ise. Doktorların ifade ettiği stresli bir dönemin neticesinde bundan kaynaklanan bir sebeple kriz geçirdiğimizi ifade ettiler. Önemli değil, atlattık. Bu manada dualarını bizden esirgemeyen Bursalı hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Eksik olmayın. Yeni bir parti, yeni bir teşkilatlanma. Başındaki isimsiniz Bursa'da. Nasıl gidiyor teşkilatlanma çalışmaları? Bildiğiniz üzere 25 Ekim günü İYİ Parti kuruldu. 16 Kasım'da da bize Bursa İl Başkanlığı gibi çok ulvi bir görevin tevdi edildiğini biliyoruz. 16 Kasım'dan sonra da süratle Bursa'da teşkilatlanma çalışmalarını yürüttük. 17 ilçemizi kurduk ve bugün itibariyle 14 ilçemizde de bu kuruluşa mütakiben ilçe kongrelerimizi tamamladık. 3 kongremizde, 3 ilçemizde de Gemlik, özür dilerim Büyükoran, Mudanya ve Orhangazi ilçelerimizde de kongrelerimizi tamamlayarak 11 Mart Pazar günü Bursa İl 1. Olağan Kongresini Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Bu süreç içerisinde 120 günlük bir süreç içerisinde çok kısa bir sürede Bursa'da çok hızlı hareket ederek hem üyelerimizi yaptık, hem yönetim kurullarımızı oluşturduk. Kurucular kurulu oluştuktan sonra da hemen mütakiben ilçe olağan kongrelerini gerçekleştirdik. Bu gerçekten çok kısa sürede olan, düşünebiliyor musunuz? Sizin 3 ay önce Ocak ayı başında üyeniz yoktu. Doğru. Üyelerimizi yaptık, delegelerimizi oluşturduk. Hemen akabinde de ilçe kongrelerini gerçekleştirdik ve 15 gün sonra, yaklaşık 15 gün sonra da il kongremizi gerçekleştireceğiz. Güzel bir mozaik bir de karışım olarak baktığınız zaman her kesimden insan var gördüğüm kadarıyla. Evet. AK Parti'nin kuruluş yıllarının yıllarına benziyor. Biraz liberal bir çizgi de var sizde gördüğüm kadarıyla. Bu manada İYİ Parti geçmişe dönük ideolojik saplantıları olmayan kitle partisi olma niyetiyle kurulmuş. Doğudan batıya, kuzeyden güneye 80 milyonluk bir Türkiye'nin tamamına hitap etmek üzere kurulmuş. Tamamının oylarını almak üzere kurulmuş.
belli bir kesimi, belli bir zümreyi kucaklayan, ona göre politika geliştiren bir hareket değil. Türkiye'nin tamamına hitap eden, 80 milyonluk Türkiye'yi bir bütün olarak görerek politikalarını geliştiren ve iktidar olmak isteyen bir siyasi oluşum. İnşallah bu manada da başarılı olacak İyi Parti. Bugüne kadarki gelinen sürece de baktığımızda bunu çok rahatlıkla altını çizerek söyleyebilirim. İyi Parti bir kronik muhalif ya da muhalefet partisi olmak üzere kurulmamış. İyi Parti bu manada önce iyi bir muhalefet etmek ve bunun neticesinde de, bu iyi muhalefetin neticesinde de iktidar olarak iyi bir iktidar da bulunmak, iktidar görevini ifa etmek üzere kurulmuş bir parti. Bu manada da Sayın Meral Akşener geçmişten bugüne kadarki birikimiyle, tecrübesiyle, liyakatıyla da en büyük avantajımız, hem bizim hem milletimizin avantajı. Evet, şimdi genel seçimlere yönelik zaten ufaktan bir hedefinizi açıkladınız, iktidar olmak istiyoruz diye. Bu anlamda ittifaklarınız ne yönde olur? Hem Bursa hem genel merkez çapında başkanım. Şimdi evet, şunu öncelikle sorunuza geçmeden önce söyleyeyim. İyi Parti bir öncelikli hedefinin yapılacak olan ilk genel seçimlerde iktidar olmak. Bu birinci turda olur ya da ikinci turda olur. Ama 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde parlamenter demokrasinin devamından yana olduğu için ve bu görüşünün de geçerlilik kazanması için İyi Parti'nin iktidarına yürekten inanıyoruz. Evet. Türkiye'nin de bu noktada da toplumsal muhalefeti force etmek adına da İyi Parti'nin iktidarına ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz yapılacak olan ilk genel seçimlerde şartlar ne olursa olsun çok çalışarak İyi Parti'yi iktidar yapmak. Evet. Bu manada da öncelikli bir hedeflerimizin arasında bir ittifak mevzu bahis değil. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin sağduyusuna, ferasetine güveniyoruz. Ülkenin sorunlarını biliyoruz. Çözüm önerilerimiz bu noktada bütün herkese hitap eden çözüm önerileri. Biz planımızla, projemizle sahneye çıkıp bunu Türk milletine anlatarak iktidar olmak istiyoruz. Bu manada da gelinen şu 120 günlük sürece baktığımızda da talebi gördüğümüzde de İyi Parti'nin iktidar olacağını söylemek çok iddialı bir söz olmasa gerek. Diyorsunuz. Biraz sonra grafikleri zaten inceleyeceğiz. Bakacağız. Türkiye'de dış politika biraz konuşalım istiyoruz. Malum sınırlarımızda bir terör oluşumu var. Yurt içinden yurt dışına doğru. Bununla alakalı Afrin operasyonları var. 35-40 günü oldu aşağı yukarı. İşte 150'ye yakında şehidimiz var. AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumları net konuda. Cumhuriyet Halk Partisi de zaman zaman destekliyor operasyonları. İyi Parti nasıl bakıyor operasyonlara? Buradaki sizin bakış açınız nedir? Şimdi bu her şeyden önce partiler üstü bir durum. Türkiye'nin dış politikasında ya da dış politikası mevzu bahis olduğu zaman ülkenin menfaatleri neyi gerektiriyorsa İYİ Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile, ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir yek vücut olmamız ülke insanına, ülkemizin menfaatlerine olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu bağlamda da İYİ Parti olarak hatta bu söylemde bütün Türkiye'deki muhalefet partileri, biri hariç onu zaten saymıyoruz, terör örgütünün uzantısı Milli Olmayan Bir Parti, çıktığınız zaman geri kalan bütün siyasi partiler hükümetin yanında olduğunu görüyoruz. Özellikle Afrin mevzusunda. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Yalnız şunu söylemek isterim. Son günlerde bir Afrin hadisesinin gündeme geldikten sonra bir anket çalışmalarının yapıldığını, kamuoyuyla hükümete yakın seslerin, gazetecilerin dile getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Afrin operasyonu üzerinden ya da Afrin kanalıyla siyaset yapmanın çok doğru olacağı kanaatini taşımıyoruz. Ne demek? Afrin'e girdikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları arttı. Evet, bu son derece Türkiye'nin Suriye politikasını ya da Afrin hadisesini suistimal etmektir. Şimdi bakın, hükümet devamlı bir düşman arayışı içerisinde.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye ve bütün muhalefet partileri bu manada hükümetin yanında. Ülkeyi yöneten hükümetin yanında. Hükümet bundan zannediyorum biraz rahatsızlık duyuyor. İlle bir düşman üreterek belli bir seçim, belli bir seçmen profilini kendi etrafında konsolide etmek üzere bu kadar hassas bir konuda suçlu aranıyor. Bir düşman aranıyor içeride. Karışım bir dakika. Burada herkes Afrin'de senin yanında. Ne istiyorsun da? Yani Allah'tan belanı mı istiyorsun? Dolayısıyla bu manada hükümetin bu tutumu eleştirmeden geçemeyeceğim, edemeyeceğim. Bu milli duruşu iyi değerlendirmesi lazım. Ve bugüne kadar da, gelelim Afrin hadisesinin özüne. Şimdi biz zamanında gerekli adımları atmış olsa idik, bugün Afrin ya da daha öncesinde Elbap'ta girmek zorunda kalmaz idik. Sadece Suriye meselesinde değil. Bugün ülkenin yönetiminde söz sahibi olan Adalet ve Kalkınma Partisi uygulamış olduğu kıblesiz ve rotasız dış politika ile Türkiye'nin başını beladan kurtaramaz hale getirmiştir. Bakın Suriye'de Türkiye'nin aleyhine gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Irak'ta hakeza öyle, Mısır'da öyle. Daha evveliyatında Arap Baharı adıyla o gelişmelerin yaşandığı ülkelerdeki Türkiye'nin tutumu geçmişten bugüne olan o saygınlığının yitirmesine vesile oldu. Oysa Türkiye geçmişe dönüp dış politikada baktığınızda bir arabulucu modundaydı. Sözü dinleniyordu. Anlaşmazlıkların yaşandığı ülkeler arasında sahneye girip o anlaşmazlıkların, o kaotik ortamların çözümüne ciddi manada katkı koyuyordu. Bir barışın en büyük umuduydu Orta Doğu'da Türkiye. Şimdi Türkiye bu manada hiç dikkate alınmıyor. Yok sayılıyor. Sözü geçmiyor. Sözü geçmemekle birlikte Türkiye taraf oluyor. Şimdi Suriye'nin içerisinde yaşanan bir iç çekişmede Allah aşkına Türkiye'nin ne işi var oradaki terör örgütlerinin mensuplarıyla direkt ya da dolaylı temaslarda bulunuyor. Hiç ya da mezhebe göre pozisyon alıyor. Cümle alem biliyor ki biz de biliyoruz ki Türkiye'nin âli menfaatleri Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçmektedir. Irak'ın toprak bütünlüğünden geçmektedir. İran'ın toprak bütünlüğünden geçmektedir. Böyle bir ortamda Türkiye'nin Suriye'nin iç meselesinde, o Suriye'nin iç dinamiklerinde Suriye rejimine karşı taraf olmasının doğru ve kabul edilebilir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Suriye'nin peki bu süreç itibariyle bölünmesi kaçınılmaz gözüküyor benim şahsi kanaatimi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tek devlet olma şansı var mı Suriye'nin? Türkiye'nin bu noktada Türkiye'ye tarihi bir görev düşüyor. Emperyalist devletlerin bakış açılarına göre pozisyon almayı bırakacak. Bugüne kadar yapmış olduğu politikadaki yanlışları idrak edecek. Esad'la masaya oturacak. Ve Esad'la ülkelerin ve bölgelerin geleceğini yeniden değerlendirecek, yeniden tanzim edecek. Çünkü biz biliyoruz ki dağılmış, bölünmüş bir Suriye'nin yansıması Türkiye olacaktır sıkıntıları. Bugün her sokak lambasının dibinde bir Suriyeli vatandaşları var. Şimdi ne işi var bunun bu sokakta, her sokakta, her caddede, her lambada ağaç, sepil bir şekilde Suriyeli. Dolayısıyla Suriye'de bir an önce barışın gitmesi ve bir insanların da yuvalarına bir an önce dönmesi lazım. Dönerler burada Türkiye dönmek zorunda. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde böyle bir durum yok. Siz komşu ülkenizde bir savaş var ki kimse bunu tasvip etmez. Oradaki savaşı, kanı, gözyaşını hiçbirimiz tasvip etmeyiz. İnsani değerlere sahip olan hiçbir vatandaş Suriye'deki bu iç savaşı tasvip etmez. Sanıyorum bir de bu tabii Suriye hükümetinin yapmış olduğu bir hata var. Kürtlerle, Türkmenlerle ve Suudilerle bir sıkıntı yaşıyorlar bu anlamda. Destek göremiyor hükümet gördüğüm kadarıyla. Evet, Türkiye bu noktada gücünü kullanmak zorunda. Suriye'nin içerisindeki bir iç mücadelede çözüme katkı koyarak sahneye çıkması lazım. Bir çözümsüzlük anında orada mezhebe dayalı bir taraf olmaması lazım.
Bununla birlikte hükümetin, özellikle AK Parti hükümetlerinin geçmişten bugüne 16 yıllık süreci değerlendirdiğinizde dış siyaseti de iç siyasetin öznesi yaptığını görüyoruz. Bakın yani çok sıcak bir gelişme. Amerikalı yetkililerle bir görüşme yapıldı. Evet, evet. Görüşmenin muhtevasının ne olduğunu kimse bilmiyor. Sonra bir devlet tahammüllerinde çok özür dilerim. Devlet tahammüllerinde olmayan zapturapt görüşmeler zapturapt altına alınır. Bizim Türk devlet genelinde böyle bir şey yok. Kardeşim ne konuştun? Bilmiyoruz. Ben şunu konuştum. Nereden bileyim senin onu konuştuğunu? Bizim Türkiye hariciye yetkililerin yaptığı açıklamalar ile Amerikalıların yaptığı açıklamalar ya da bir başka muadil ülkelerin yaptığı açıklamalar hep çelişkili. Doğru. Eğer bunda zapturapt altında olsaydı kimin yalan konuştuğunu bilirdik. Dolayısıyla Amerikalılar yalan konuştu. Bir dakika kardeşim. Siz benim Dışişleri Bakanlığı'na yaptığınız görüşme zabıtlarına baktığımızda böyle bir şey yok. Siz nereden bunu çıkartıyorsunuz? Diyebilme şansımız olur. Şimdi var mı? Hayır yok. Ben kayıt altında olmuş dedi düşünüyorum ama bir krize yer vermemek için belki de bunu açıklamak istemediler. Ama orada bir açıklama yapıldı ya işte hükümet sözcüsü tarafından mıydı? Kimdi? Hatırlayamıyorum tam kimi yaptığını. Cumhurbaşkanı açıkladı. Şöyle yani onlar bizim müttefikimiz işte silah vermediklerini söylüyor Amerika. İşte oradaki terör örgütlerini biz de onlara inanmak durumundayız gibi bir cümle kurdu yani. Siz ne düşünüyorsunuz başkanım? Amerika silah bence götürüyor yani takır takır da silah mühimmat her şeyi veriyor yani. Sizin şimdi burada Amerika ben silah vermedim diyor. Bir. İkinci bir görüşte bizim ülkemizin yetkilileri de kamyon kamyon silah verildiğini söylüyor. Evet. Dolayısıyla biz bu noktada itibar edeceksek kendi ülkemin bakanına itibar edelim. O kadar. Amerikalı yetkililere değil. Dolayısıyla burada AK Parti hükümet sözcülerinin söylediği lafa itibar ederek bu manada hesabının da Amerikalı bu görüşmelerde Amerikalı yetkililerden sorulması gerektiğine inananlardanım. Ki inşallah da sorulmuştur. Bu noktada kamu vicdanını rahatlatacak bir açıklamaya da maalesef şahit olmadık. Henüz olmadık. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada ben söylemeyi unuttum. YouTube ve Twitter hesabımızdan da canlı yayınlarımız devam ediyor. Oradan da takip etmek isteyenler edebilirler. Zaten göreceksiniz. Şimdi biraz dış politikadan çok içe dönelim evet. Başkanım. Yani bu seçime katılamamamızla ilgili eğer 15 Temmuz'da yapılırsa işte seçimler bir spekülatif haberler yayınlandı. Bir bununla ilgili cevap almak istiyorum. Bir de yerel seçimlerde Bursa'daki tavrınız ne olacak? Kaç ilçeyi almayı planlıyorsunuz? Evet, şimdi bildiğiniz üzere bu seçimlere katılıp katılmama mevzusu 5 Aralık 2017 tarihinde İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Aytun Çıran Bey'in seçim kuruluna yazmış olduğu yazıya, seçmen listelerinin talep yazısına cevaben seçim kurulunun da vermiş olduğu 5 Aralık 2017 itibariyle cevapta diyor idi ki, seçmen listelerini alabilmeniz, seçimlere katılabilme hakkına sahip olan partilere verilir seçmen listeleri. Dolayısıyla siz 5 Aralık itibariyle seçimlere katılamıyorsunuz. Seçimlere katılabilmeniz için de bir, genel kurulunuzu yapmanız lazım. Evet. İki, Türkiye'nin yarıdan bir fazla vilayetinde yasada belirtilen şekliyle teşkilatlanmanız lazım gelmektedir. Bu düşünceden hareketle biz de bu 5 Aralık 2017'de Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu cevaba istinaden 10 Aralık 2017'de olağan genel kurulumuzu yaptık. 31-12 itibar 2017 tarihi itibariyle de 55'e yakın vilayette yasada belirtilen şekli ile teşkilatlanmalarımızı tamamlayarak seçimlere girebilme hakkını hukuken kazandık. Evet. Burada örnek olarak da Anadolu Partisi, Emine Ülker Tarhan'ın partisi, Merkez Parti ve Büyük Türkiye Partisi, Abdülhatif Şener'in partisi bu usulle, bu şekilde seçimlere katılabildiğini, katıldığını
emsal olarak da biz seçim kuruluna bildirdik. Ve şu anda da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın listesinde İyi Parti seçimlere katılabilir, katılabilecek partiler içerisinde yer almaktadır. Buna rağmen yine ihtiyaden biz bu ay içerisinde 60'a yakın, yani Mart ayı içerisinde özür dilerim, il kongrelerimizi gerçekleştirerek 2018'in son periyodunda yapılacak olan seçimlere katılacağız. Evet. Katılmak için önümüzde hiçbir hukuki engel kalmamış olacak. İnşallah. Onun haricinde sorunuzun ikinci kısmı olan Bursa'daki yerel seçimlerle ilgili kısımda, hedeflerimizden bahsettiniz kısımda. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben 25-26. Yıla girdim siyasette. Sahayı çok iyi analiz eden birisi olarak söyleyeyim. Henüz daha çok erken. Çiçeği burnunda halk arasında kırkı çıkmamış bir siyasi oluşumuz. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Bursa'nın 17 ilçe belediyesi, bir de ana kademe dediğimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde içerisinde bulunduğu 18 belediyenin biz tamamına talibiz. Bursalılar bu manada gönül dünyasından bize ne kadar yer verirse, ne kadar belediye meclisiyeliği ya da belediye başkanlığı makamını tevdi ederse kabulümüz. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu siyasi yelpazede, bu siyasi partilerin olduğu ortamda kurmuş olduğumuz çok güçlü yönetimlerle, güçlü kadrolarla biz şampiyon olacağız. Hem yerelde hem genelde. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi önümüzde seçim var. Bir genel seçim, yerel seçim var. Hatta genel seçimleri aslında ikiye ayırmak lazım. Parlamento seçimleri ayrı, Cumhurbaşkanı seçimleri ayrı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı açıklamasıyla Cumhur İttifakı söz konusu oldu. Bununla alakalı farklı arayışlar da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Ben özellikle İyi Parti'nin buradaki konumunu çok önemsiyorum. Çünkü bize gelen anketlerde İyi Parti'nin kilit bir parti olduğu gözüküyor. Üçüncü parti olduğu gözüküyor. Siz bir ittifak düşünüyor musunuz öncelikle? Saadet Partisi'yle veya diğer partilerle. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halkların Demokratisi Partisi'yle bir ittifakı söz konusu olursa sizin bakış açınız ne olur? Evet. Şimdi anketlerden bahsettiniz. Sözlerimize başlarken 25 Ekim'de kurulduğumuzu ifade ettik. Bugün 25 Ekim'den bugüne kadar gelinen sürece baktığımızda, saha çalışmalarına, anketlere baktığımızda bütün anketlerde İYİ Parti'nin şu an itibariyle daha 120 günlük bir parti olmadığı halde 4 ayını doldurmamış bir parti olarak 3. parti olduğu görüyoruz, gözlemliyoruz. Doğrusu buna biz de şahitiz sahaya baktığımızda. Hatta küçük bir saptama yapayım. Liderlik bazında kıyaslandığınız zaman Meral Akşener ikinci konumda. Evet. Doğru. Liderlik bazında baktığınız zaman ikinci parti, ikinci lider konumunda, bazı anketlerde ikinci, bazı anketlerde de üçüncü parti olduğumuzu görüyoruz. Şimdi şunu ifade edeyim. Partiler kurulduğu zaman ki bir süreçte devam eden ikinci, üçüncü aylarda oylarının düştüğünü görürüz kamuoyu yoklamalarında. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında kurulduğunda ve sonrasında yapılan saha çalışmalarında da oyunun düştüğünü görüyoruz. 2017'de, 25 Ekim'de İYİ Parti kurulduğunda 19.60 idi. Yani 20'ye yakın bir kamuoyu yoklamalarında oyu gözüküyor idi. Daha sonrasında ikinci ayda yapılan ankette, Ocak ayının başındaydı galiba, ortalarında olabilir, 21.2'ye İYİ Parti'nin oyunu çıktığını görüyoruz. Şimdi burada daha önemlisi şu: İYİ Parti'ye oy veririm diyen insan sayısı %26. Bu çok önemli. Ve %20'lik bir kesim de İYİ Parti'nin kurulduğundan bir haber. Şimdi bunların ikisini topladığınızda %46 yapıyor. Siz %46'yı hedef seçip oradan üzerinize düşen oyu alır iseniz 2019 seçim milletvekilliği
genel seçimlerinde ya da başkanlık, partili başkanlık seçimlerinde, partili cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidara en yakın parti konumuna gelirsiniz. İşte bu bilinçten hareketle o %26 oy verebilirim diyen insanların gönül dünyasında en üst düzeyde yer bulmak İYİ Parti'nin öncelikli hedefi. Bununla birlikte de o tanınmayan %20'lik kesime de İYİ Parti'yi iyi bir şekilde tanıtmak. Evet. Bir reklam aramız var. Şimdi evet, küçücük bir reklam arası verelim, ondan sonra hemen devam ediyoruz. Devam. Şimdi başkanım, az önce yüzde kaç dediniz? %21 küsur dediniz herhalde. 1.2. Şimdi biz 3 hafta önce Recep Güven Bey'i konuk ettik yayınımıza. Politics Araştırma Derneği'nin, derneğin diyorum, firmasının sahibidir kendisi. Şimdi onun Kasım Aralık ayında yaptığı anketlere göre AK Parti %41.27, CHP 16.80, İYİ Parti 11.58 ve MHP'nin 8.32 olduğu görülüyor. Türkiye geneli bu anketlerde. Şimdi herkesin farklı şeyleri var, anket sonuçları var. Siz bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de MHP'nin ittifakı şeyden ötürü müdür acaba? Meclise girememe kaygısından ötürü müdür? Şimdi öncelikle bu bahsettiğiniz anket Kasım-Aralık ayını muhtevasına barındıran, sonuçlarına benim çok vakıf olduğum bir anket değil. Ben de duydum bunu ama ben 3 değişik anketinden birini az önce size ifade ettim. Bunlar içerisinde benim %26-27'lik anketleri bahsetmiyorum. Bunların içerisinde en düşük olanla baz alarak sanıyorum kararsızlardan bir burada evet, kararsızların oranı çok, da var evet, bunların dağıtımı ama bizim Şubat başı itibariyle Bursa'da yapılan bir anketi söyleyeyim. Şubat'ın ilk haftası diye biliyorum. En düşük rakam %17. En yükseğine nazara gelir diye söylemiyorum. Tamam, söylemeyin. Burada 17 ilçede yapılan, çok özür dilerim, 13 ilçede yapılan, 4 ilçede yapılmadı. En düşüğü %17. Yerel seçimleri hedef alarak önümüzdeki 2019'un Mart'ında yapılacak olan yerel seçimleri hedef alarak yapılan bir anket kamuoyu yoklamasında İYİ Parti'nin oyunun en düşüğünün %17 olduğunu ve birçok belediyeyi de kazanabilecek bir parti konumuna bugün itibariyle geldiğini önemli yerleşim merkezlerinde, önemli ilçelerimizde de yaklaşık 6-7 ilçede de ikinci parti konumuna İYİ Parti'nin bu 4 aylık periyotta geldiğini çok rahatlıkla ifade edebilirim. Evet. Bunun haricinde ittifaklarla ilgili doğrusu bizim gündemimizde yok. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir araya gelerek adına yerli, mirli, bazen de Cumhur İttifakı diye telaffuz ettiği bir ittifak anlaşılan o ki bugün itibariyle ete kemiğe bürünmüş ve daha kurumsal bir şekil almış pozisyonda gözüküyor. Buna biz bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Ama şunun altını özellikle çizmek isterim. Efendim bu sistemde koalisyonların önüne geçiliyor diyenlere de bu neyin nesidir diye sormak lazım o zaman. Bu koalisyon değil midir?
diye sormak lazım. Ha, sebebine gelince, sebebini çok rahatlıkla ifade edebilirim. İyi Parti'nin vermiş olduğu korku. Dağları aştırmaya başlamış, dağları delmeye başlamış. Bu nedir? Birisi saraydaki koltuğunu kaybetmeme. Diğeri de kendi makamlarını koruma, muhafaza etme derdiyle bir zoraki bir araya gelme diye ifade edebiliriz. Bizim gündemimizde herhangi bir siyasi partiyle bir ittifak mevzu bahis değil. Biz çok çalışarak Türk milletinin gönül dünyasında yer bularak İyi Parti'yi tek başına seçimlere koymak ve bu seçimlerden de arzu ettiği sonuçları alarak 2019 seçimlerinde iktidar olmak. Zaten tek başına aldığınız oylarla şu anda parlamentoya çok rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Baraj üstündesiniz zaten. Bir sıkıntınız gözükmüyor. Burada yanılmıyorsam işte barajı düşürme adına belki de böyle bir ittifak yapılmaya çalışıldı ama sonra farklı şeyler de çıktı tabii ortaya sizin dediğiniz gibi. Bu şimdi tabii benim merak ettiğim... Burada şunu özür dilerim, sözünüzü kestim. Yani efendim bu Cumhur'un ittifakı, yerli ittifak, milli ittifak falan bunlar bu işin PR'ı. Sizin tek başına seçim, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından söylüyorum. Tek başına seçimlere girip ve kazanma ihtimaliniz var ise... Niye ittifak yapasınız? Öyle değil mi? Ya yani bir parti niye ittifak yapar? Güçlerini birleştirmek adına ittifak yapar. Tabii. Şimdi bunlar güç birleştirmesi yapmak üzere bir araya geldiler. Gelmek istiyorlar. Ancak siyasette 2+2 hiçbir zaman ya da her zaman 4 yapmayabilir. Evet. Önemli olan bu sizin bir araya gelmişliğinizin kamu vicdanında kabul görmesidir. Siz düne kadar çok galiz küfürlerle, hakaretlerle birbirinize hakaret edeceksiniz. En ağır dille birbirinizi eleştireceksiniz. Bugün bu söylediklerinizin tamamını unutarak şen kardeşler olarak sahneye çıkacaksınız. Doğrusu bu milletimiz nezdinde çok kabul edip gören bir durum değil. Sebebi belli. Sayın Akşener 25 Ekim'de sahneye çıktığında Türk milletinin kendisine vermiş olduğu sorumluluğun gereğini yerine getirmek üzere partisini kurduğunda muktedirleri bir telaş sardı. Bizim makamlarımız, mevkilerimiz elden gidiyor mu, gidecek mi düşüncesi hakim olmaya başladı. Ateş bacayı bu manada sardı ama biz diyoruz ki korkunun ecele faydası yok. Türk milletiyle bilek güreşi yapılmaz. Dün sizi seçenler bugün demokrasinin yere bir başkasını seçebilir. Tekrar seçilmek istiyor iseniz iyi şeyler, güzel şeyler yapmak zorundasınız. Burada anladığım kadarıyla o zaman ittifak söz konusu olmamakla beraber Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olacak. Tabii kesin olacak. Elbette. Ve ikinci güçlü isim şu anda Tayyip Erdoğan karşısında gözüküyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bir ittifaka da ihtiyacınız yok gibi gözüküyor. Şimdi ikinci turda olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi, ittifaka. Şimdi gerçekçi olmak gerekirse bugünkü verilere bakılır ise bu seçimler ikinci tura kalacak gibi gözüküyor. Evet. Gözüküyor. İkinci tura kaldığında da Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu söylemek istiyoruz biz. Bu manada 120 günlük bir, 4 aylık bir siyasi hareketiz biz netice itibariyle. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bu manada kısa gibi gözüken ama uzun bir süreç var. Bu süreçte ben belki de birinci turda İyi Parti olarak Sayın Meral Akşener'in seçilebilme ihtimalinin yüksek olduğunu çok rahatlıkla ifade etmek isterim. Şöyle ki Türk milleti şunu geçmişte göstermiştir ki Adalet ve Kalkınma Partisi bildiğim kadarıyla kurulduktan 9 ay sonra yapılmış olan seçimlerde birinci parti oldu. Bugün 2019'un normal şartlarda sonbaharında yapılacak olan seçimlere baktığınızda 17-18 aylık bir zaman diliminin olduğunu görüyoruz. Yani 9 ayın 2 katı bir zaman dilimi var. Buradan şunu demek istiyorum. 9 ayda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidar yapan bu Aziz ve Necip Büyük Türk Milleti 18 aylık bir süreçte İyi Parti hayli hayli iktidar yapabilir. Şimdi buradan şunu demek istiyorum. 1983 yılında Türkiye'de siyaset kilitlenmiş idi, sıkışmış idi.
Bu sıkışıklığı iyi gören Sayın Merhum Özal, kurmuş olduğu Anavatan Partisi ile milletin bu sıkışmış ruh halini iyi anlayarak, iyi hitap ederek, iyi iletişim tekniklerini kullanarak Adalet, özür dilerim, Anavatan Partisi'ni iktidar yaptı. Sonrasında Anavatan Partisi'nden umudunu kesen milletimiz Doğru Yol Partisi'ni ve yine merhum Süleyman Demirel'i iktidar yaptığını görüyoruz. Doğru Yol Partisi'nin bitimine müteakip Milliyetçi Hareket Partisi, yine Anavatan Partisi ve rahmetli Ecevit'in de DSP'sini iktidar yaptığını görüyoruz bu milletin. Bu siyasi yapıdan da umduğunu bulamayan milletimiz 2002 yılında bu sefer çok büyük bir destekle, daha büyük bir destek, Cumhuriyet tarihinde belki de hiçbir siyasiye nasip olmayan bir destekle 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidar yaptı bu milletimiz. Yani milletimizin bu manadaki devamlı çözüm üretmek isteyen, çözüm sunmak isteyen siyasi yapılara sahip çıktığını görüyoruz. Evet. Şimdi 2017 yılına da gelindiğinde, 2018 yılına gelindiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden umduğunu bulamayan Türk milleti yeni bir arayışa yöneldi. Bu manada kurulan, bugün Türkiye'de bir siyasi tıkanmışlık var. Türkiye'nin batısında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında sıkışmış bir seçmen yapısı. Doğusunda ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP arasında sıkışmış bir seçmen yapısı var. Bu durumdan memnun olmayan milletimiz bir üçüncü yol arayışında. Birlikte yaşama arzumuzu biz kaybettik. Hem doğuda hem batıda. Birlikte yaşama arzumuzun güçlenmesi, parlamenter demokrasinin güçlenmesi, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi, 2019 seçimlerinden sonra da Türkiye'nin demokrasiyle, cumhuriyetle, hukukun üstünlüğüne yönetilmesi için Türkiye'nin yeni bir Türkiye, yeni bir siyasi oluşuma, yeni bir siyasi adrese, yeni bir siyasi figüre, yeni bir siyasi lidere ihtiyacı var. İşte tam da bu manada bu insanlarımızın boynunun bükük olduğu, umutlarının karardığı bir dönemde umut olarak ortaya çıkan Sayın Akşener bugüne kadarki gelinen süreçte, bu 4 aylık süreçte bir umut olmuştur. Çok güzel şeyler ifade ettiniz. Ben tabii hemen çok merak ettiğim bir konu oldu. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması halinde Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Cumhurbaşkanlığıyla hükümet etme sistemi diye bir sistem oluşacak. Meral Akşener bir hükümet kuracak. Parlamentoda bir çoğunluğu olacak. Burada şöyle bir açılım söz konusu olabilir mi sonrasında? Bağımsız bir parlamento, milletvekillerinin, delegelerinin seçtiği, milletvekillerinin halka hesap verdiği, genel başkan hesap vermediği bir sistemi o günkü şartlarda kurgulama şansı olabilir mi? Yoksa illa parlamenter sisteme geri dönecek mi? Şimdi şu bir gerçek ki 16 Nisan'da yapılan referandum ma göre biz 2019 seçimlerini gerçekleştireceğiz. Bu referanduma göre hem Cumhurbaşkanı hem parlamento oluşacak. Şimdi seçimler gerçekleştirdikten sonra Sayın Meral Akşener milletimiz teveccüh gösterir de Cumhurbaşkanı yapar ise kendisindeki o olağanüstü yetkileri parlamentonun Cumhurbaşkanı'na aktarılan yetkilerini tekrar parlamentoya, Büyük Millet Meclisi'ne tevdi ederek denge ve kontrol sisteminin ortadan kalkan denge ve kontrol sisteminin de aynı zamanda bir en önemli görev olan parlamentoyu tekrar güçlendirecek milli iradenin yegane ve öncelikli adresi olacak parlamento. Sayın Akşener'in döneminde. Yani her şeyden daha önemlisi yani enteresan değil mi? 2019 ben seçimlerinden sonra bir istemiyorum ve iade ediyorum. Hayır ama gelinen nokta itibariyle dünyada artık ortak akılla yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi dünya buraya giderken siz tek akılla yönetimi ön plana çıkaramazsınız. Türkiye bir Kuzey Kore, Kim Jong-un ülkesi Kuzey Kore değildir. Otur otur kalk kalk ağlayın ağlayın. Gülün gibi böyle bir ülke olamaz. Doğru. Böyle bir ülke kalkınamaz. Çok doğru.
Katılıyorum. Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka 2019'dan sonra da demokrasiyle, cumhuriyetle, bize cumhuriyet hala çok yakışıyor. Demokrasi bize hala çok yakışıyor. Dolayısıyla bu yönetim sistemiyle yönetilmemiz lazım geldiğine cani gönülden inanıyoruz. Mutlaka ve mutlaka tek akılla değil, ortak akılla Türkiye'nin yönetilmesi lazım geldiğine yürekten inanıyoruz. Siz işte efendim dünya beşten büyüktür diyeceksiniz. Türkiye geldiği zaman 2019 seçimlerde bu millet diyecek ki 80 milyonlar birden büyüktür diyecek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Peki başkanım şey sormak istiyorum. Bursa'da üye sayınız ne aşamada şu anda? Bir de bu mesela İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde işte belediye başkanları istifa ettirildi ve yerine yenileri getirildi. Bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz il başkanı olarak? Şimdi biz biliyorsunuz yeni kurulmuş bir partiyiz. Üye kayıtlarımız da yeni başladı. Şu anda bütün teşkilatlarımızda harıl harıl humalı bir şekilde hem ilçe kongreleri yapılmakta hem de üye kayıtları son sürat devam etmekte. Bu manada da sözü gelmişken bütün Bursalı hemşerilerimize Türkiye'nin geleceği adına, Bursa'nın geleceği adına endişe taşıyan, daha müreffeh bir Bursa'da, daha müreffeh bir Türkiye'de yaşama arzusu da yanıt tutuşan yürekleri de İyi Parti'ye üye olmaya çağırmış olalım aracılığınızla. Bugün gelinen nokta itibariyle zannediyorum 3-4 bin civarı bir üyemiz var. Çok kısa zamanda yazın ortalarına geldiğimizde 6-7. aylarda Bursa'nın en büyük üyesi itibariyle ikinci büyük partisi olmayı hedefliyoruz. Kısa vadede, uzun vadede de seçmenin %10'unu İYİ Parti'ye üye olmasını sağlamak için gayret sarf edeceğiz. Çok ciddi bir rakam bahsettiğiniz. Evet, iktidar olmak istiyoruz biz çünkü. İktidarın yolu da buradan geçiyor. Şimdi siyasetin, ticaretin sermayesi büyüklerimiz paradır derler. Siyasetin sermayesi de insandır. Buna biz yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla sermayemizi büyütmek istiyoruz. Evet. Bu belediye başkanlarıyla ilgili ikinci sorum vardı. Görevden almalarla ilgili. Şimdi biz netice itibariyle milli iradeye cani gönülden inanan insanlardan biriyiz. Bu bağlamda da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe'yi Bursalıların helal oylarıyla seçilmiş bir insan olarak görüyoruz. Şimdi siz bu belediye başkanlarının görevden alınmasını gerektirecek bir durum var ise bu kanunlarda çok aleni bir şekilde yazmaktadır. Evet. Bu sebeple görevden aldıysanız bu insanları getireceksiniz, yargıya teslim edeceksiniz. Böyle bir durum yok ise milletin seçtiği herhangi bir ismi siz görevden alamazsınız. Velev ki aldınız. O zaman Bursalılar diyeceksiniz, ey Bursalılar biz bu ismi şu 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 sebeplerden görevden aldık. Buyurun yenisini siz seçin. Yenisini ben seçiyorum diyemezsiniz. Bu demokrasilerde yoktur. Böyle bir uygulama yoktur. Hatırlayın eskiden bir belediye başkanı görevden alındığı zaman yerine seçim yapılırdı. Tabii. Aynen. Biz bu özelliği böyle bir tahammül yok bizde. Kardeşim sen kimsine görevden alıyorsun? Bursalıların iradesinin üzerine irade biz tanımıyoruz. Bırak kardeşim bu adamla mücadele edecekse siyaseten başarısı ben edeyim. Bu benim görevim. Ben muhalefet partisi olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'deki eleştirilecek birçok yönü vardır. Ki eleştiriyoruz da eleştireceğiz de. Ben mücadeleyim, onu ben alaşağı edeyim. O senin işin değil, o senin görevin değil. Senin görevin yasalarda bellidir. Aynen öyle. Diye düşünüyoruz. Doğru. Şimdi bir de özellikle benim çok fazla yurt dışından eleştiri aldığım bir konu var. Türkiye ile alakalı. Buradan bizi işte İngiltere'den, Hollanda'dan, Rusya'dan birçok yerden izliyorlar. Sevgili dostlarımız. Ben hem yerli hem yabancılara açıklayamadığım bir konu var. Burada çocuk tacizleri deniyor ama aslında bir tecavüz söz konusu burada maalesef.
Bununla alakalı Sovyetler Birliği'nde yeni kurulduğu zaman herhangi bir suç, öyle iyi bir sistem kurduk ki biz burada hiçbir zaman böyle bir suç olmaz derlerdi. Oysa ki suçlar vardı, gizlenirdi, gizli kapaklı yapılırdı, örtbas edilirdi. Bizde de çok böyle bir kısır döngü bir olay var. Annelerin, kadınların yetiştirdiği erkekler her nasıl olabiliyorsa akla mantığa sığmayan bir vicdansızlıkla tacizler diyelim biz ona, hani gene istismarlar diyelim, çocuklara karşı yapılıyor. Bununla alakalı idamlar söz konusu. Kimyasal adımlar söz konusu ki bu tıbben geçiciymiş. Son bakan açıklamaları, evet geçiciymiş. Son bakan açıklamaları, kalıcı bir etkisi de yokmuş. Belki sürekli devam edebilen bir sistem olabilir, bilemiyorum. Neden bunlar bizde oluyor ve bunları ne yapmak lazım? Yani cezai müeyyideyi arttırmak lazım mutlaka, idam veya İdam gelmeli mi aslında? Yani evet, idam gelmeli mi bunlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Göreceli. Evet. Şimdi doğrusu bu konunun da çok aileden konuşulmasından da rahatsız olan birisiyim. Şöyle, yani insanın yüreğini parçalıyor. Evet. Ciğerleriniz dağılanıyor. Konuşma yaşına gelmemiş çocukların istismar edilmesi, tacize uğramasını görünce insanın psikolojisi bozuluyor. Haberlerde denk geldiğimiz zaman ben şahsen son sürat o kanalı değiştiriyorum izlememek adına. Çünkü o anı yaşayamıyorsun insanı. Yaşamak da istemiyorsun. Görmek istemiyorsun, nefret ediyorsunuz. Peki Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Biz 15 yıl önce böyle değildik. 25 yıl önce de böyle değildik. Belki yarım asır önce bu ya da bu kadar değildi. Dolayısıyla bizim iki husus burada bence dikkati çekiyor. Bir, eğitim sistemimizin de bu konuların üzerinde yeterince durulmaması. İkinci husus ise cezai müeddilerin kamu vicdanını rahatlatacak düzeyde olmaması. Üçüncü boyut ise hadisenin sağlık açısından bu insanların ruh hali nedir onu bilemem. O teknik bir konu. O işin uzmanlarının karar vereceği bir konu. O konuda konuşarak bir yanlış beyanda bulunmak istemem. Ama şunu söylemek isterim ki bizim eğitim sistemimiz dindar nesil yetiştirmek üzerine bir yola çıkıp bir partizan nesil yetiştirmeyi kendine hedef edindiği için maalesef bu vakaların önüne geçemiyor. Oysa bir eğitim sistemi önce ahlaklı nesiller yetiştirmeyi kendine şiar etmek zorunda. Sizin ahlakınız var ise, ahlakınız yüksek düzeyde ise bu tip hadiselerin direkt önüne geçebilirsiniz. İkincisi ise tevessül edebilecek olan insanlara, gayri ahlaki velev ki gözden kaçan insanlara karşı da cezai müeyyidelerinizin caydırıcı özelliği olması gerektir. Şimdi ismini yatan elbette ki, diğer yükümlüler o arkadaşa ceza veriyorlar şimdi, yani. Şimdi kamuoyuna yansıdığı için için ismini saklamakta beis görmüyorum. Ensar Vakfı diye bir vakıfın yöneticilerinin de ismi bu tip hadiselere karıştığında Allah aşkına aldığı cezaları biliyoruz. Evet. Yani bu insanlar ya bir cezai müeyyideye maruz kalacaklar, eğer sağlık problemleri varsa tedavi edilmeleri lazım insanlar. Siz bu insanları tekrar toplumun içerisine salar iseniz, geride kalan diğerlerine nasıl bir örnek oluruz? Tabii tabii. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz asla ve kata söz konusu değildir. Bu ülkeyi yönetenlerin tez zamanda, mümkün olan en kısa zamanda bu işe çok ciddi manada çözümü noktasında eğilim göstermeleri lazım geldiğine inanıyoruz. Biraz zor gözüküyor ama bu ne olabilir ceza? Çok kolay da bir soru değil tabii bu. Yani çok zor bir soru. Sadece bunlara idam bence gelebilir. Sadece çocuk evet, ve kadın yani, istismarcılarına. İşte Avrupa Birliği bizi zorluyor ya, yani orada bir sıkıntı var. Aslında Avrupa Birliği zaten bizi almayacak ki öyle bir derdimiz de yok. Yani bizim bu noktada bu da garip bir şey. Yani bu da bunu zul sayarım. Avrupa Birliği bizi bu manada zorladığı için gelin cezai müeyyidelerimizi artıralım ya da eğitim sistemimizi dizayn. Bu son derece yanlış bir şey. Bunu Avrupa'nın bu noktada bizi yönlendirmesine gerek yok. Hepimiz insanız ve insanlığın gereği olarak buna bir çözüm kavuşturmak zorundayız. Evlatlarımızı korumak zorundayız. Aslında çözüm bu yurtları denetlemek zorundayız.
Ne demek yahu, bu yurtların her birine bir ana şefkati, bir baba şefkati olması lazım. Bir aile şefkati olması lazım. Aile ortamı olması lazım. Yavrularımızı teslim ettiğimiz bu özellikle dini yurtlar, bunların birçoğu vakıflar, cemaatlere ait yurtlarda böyle bir hadisenin yaşanması kadar garip bir durum olabilir mi? Evet. Derhal ve behemahal bu yurtların kapatılması lazım. Evet. Aynen. Peki başkanım, şimdi bu FETÖ'yle 15 Temmuz'dan beri bir mücadele sürüyor örgütle. Sizce Bursa'da yeterli mücadele yapıldı mı? Siyasi ayağındaki temizlik ne durumda sizce? Ne aşamada? Evet, hem Bursa'da hem Türkiye genelinde bu FETÖ terör örgütü mensupları devletin bütün kurumlarına, kuruluşlarına sirayet ettiğini görüyoruz ama çok şükür tırnak içerisinde siyasete pek bulaşmadıklarını, hatta hiç ilgilenmediklerini gördük şu son 2 yıllık süreçte. Evet, işin esprisi bir tarafa, FETÖ terör örgütüyle devletimiz bir mücadelenin içerisine bu haince, alçakça, şerefsizce darbe kalkışmasından sonra girdiğini görüyoruz. Evet. Bu manada yapılanları inkar etmemiz bir mevzu bahis değil. Ama hakkaniyet ölçülerinden bir mücadele yapılıyor mu derseniz, buna doğrusu hakkaniyet ölçülerinde yapılıyor dememiz çok doğru kaçmaz. Siz hemen stüdyomuzun karşısında da bulunan Bankasya'nın önünden geçen bir vatandaşı tutacaksınız, içeri alacaksınız. Aylarca, yıllarca doğru düzgün sorgulama yapmadan cezaevlerinde tutacaksınız. Evet. Gözaltında tutacaksınız. Oysa memurluktan atacaksınız. Memurluktan atacaksınız. Diğer bir tarafta bu yurtların, bu terör örgütü mensuplarının kurmay kadrosunda olabilme ihtimali yüksek olan isimlere de elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkmasına ya da aramızda dolaşmasına göz yumacaksınız. Doğrusu bu çok doğru bir yaklaşım ya da bir doğru bir FETÖ ile mücadele açısından doğru bir mücadele tekniği olarak görmüyoruz. Evet, devletin kendisine karşı yönelen tehditlere karşı çok ciddi ve sert bir yüzünün olması lazım gelir. Bu manada da FETÖ terör örgütü ve benzerlerine karşı devlet bir refleks gösterecek ise ki göstermelidir de, kurmay kadrosundan başlayarak bir mücadele etmesine cani gönülden inanıyoruz ki bu mutlaka yapılması lazım. Ama siz eniştelerinize, damatlarınıza, çoluklarınıza, çocuklarınıza dokunmayacaksınız. Bankanın önünden geçeni, işte falanca Zaman Gazetesi'ne bilmem ne üye olanı ya da okuyanı gözaltına alacaksınız. Ya da kamuda çalışıyorsa meslekten, bu çok doğru ve çok adil bir mücadele olması gerektiği düşünüyoruz. Bu noktada da binlerce mağdur insanlar var. Doğrusu bunu da çok tasvip ettiğini söyleyemez. Yönetmenimizde uyarı alıyoruz, programımız bitti diye. Son birkaç sorumuz daha var mı? Son bitiriyoruz mu? Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa başkanım, onları da alalım. İyi Parti üyelerine ve üye potansiyeli olan kişilere belki bir seslenişiniz olur. Nasıl üye olabilirler? Evet, yani başka partiler üyelikleri varsa onları ne yapmaları lazım? Öyle bir yolda gösterirseniz. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için ben şahsınıza ve kurumuza cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu manada da sözlerimizin arasında dile getirmiştik. Daha güzel bir Bursa'da yaşamak isteyen, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak isteyen, bu noktada idealleri olan yurdum insanını İYİ Parti'nin ilçe teşkilatlarına davet ediyorum. Buralarda İYİ Parti'ye üye olarak Türkiye'nin geleceğinde ben de varım diyerek bir adım öne çıkmak isteyen güzel insanları, iyi insanları İYİ Parti bünyesine davet ediyorum ve bekliyoruz. Geçmişe dair siyasi partilere üyelikleri varsa da bir istifa dilekçesiyle ilçe seçim kurullarına ya da o siyasi partilere verebilirler. Bunu buradan ifade ederim. Ederek ekranları başında bizi izleyen herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Katılımınız için biz de her zaman bekleriz programımıza da konuk teşekkür olarak. Teşekkür ederiz. Bugünkü programımız da burada bitti sevgili izleyicilerimiz. Haftaya yine özel bir konukla yine birlikte olacağız sizinle. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Thank you.
Müzik